Merhaba arkadaşlar, bildiğiniz üzere kanalımızda okullarla alakalı birçok video çekiyoruz. Videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. En fazla günde 2 tane okul videosu çekeceğiz ama bunların içerisinde Ziya Selçuk'un açıklaması falan dahil değil. Ziya Selçuk'un okullarla alakalı bir açıklaması geldiği anda sizleri bilgilendireceğiz ama okullarla ayrıntılı anlattığım videolarını en fazla günde 2 tane çekeceğiz. Ve saat 17.00'dan sonra yayınlanacak. Bunu açıklayalım sizlere. Hadi şimdi videomuza geçelim. Tabii kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Hadi şimdi videomuza geçelim. Ziya Selçuk'un sınavlarla alakalı bugün çok yeni bir açıklaması var. Açıklaması şu şekilde. Biz sınavların illaki birisinin yüz yüze olmasını istiyoruz dedi. Yani biliyorsunuz ki sınavlar şu anda yok. Yani olmuyor daha doğrusu. Önümüzdeki kabine toplantısında, önümüzdeki hafta bir kabine toplantısı olacak ve bu kabine toplantısında Ziya Selçuk yüz yüze eğitimin konuşulacağını açıkladı ve aynı şekilde sınavlarla alakalı da biz sınavlarımızın illaki bir tanesinin yüz yüze olmasını istiyoruz dedi. Ve sınavların bir tane olabileceğine de dikkat çekti. Aynı şekilde şuna da en önemli konulardan biri de bu karnelerin bir tane verileceğine. Yani biliyorsunuz ki ilk dönem bir tane karne veriliyordu. İkinci dönem bir tane, toplamda iki tane karne oluyordu. Bu karnenin bir tane karne, yani iki dönemin bir karnesi olarak kararlaştırılma konusu var dedi. Ancak bunun netliği yok şu anda. Yani gerçekten şu anda öyle olacak gibi diyemeyiz. Bu çalışmalar arasında varmış ama şu anda dediğimiz gibi daha bu konu konuşulmamış. Büyük ihtimalle kabine toplantısına konuşulacaktır. Ama dediğimiz gibi karneler tek karne olarak verilebilir. Tek karne olarak ise verilmesi birazcık öğrenciler için sıkıntı yaratabilir. O yüzden arkadaşlar derslerimize çalışmayı unutmayalım. Çünkü bu sene gerçekten zorlu bir sene olacak. Bunu sizlere söyleyelim. Sınavlarla alakalı konular böyle. Yüz yüze eğitimin sınavlarının da olmasını Ziya Selçuk dikkat çekti. O yüzden sınavların yüz yüze olabileceğini ben şahsen kendim düşünüyorum. Okullar açılırsa sınavlar da olur. Eğer vaka sayıları böyle giderse, düşüş eğilimine girmezse okullar da açılmayacaktır. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayınız. Daha fazla okul videosu için de like atmayı unutmayınız ve kanalımızdan okul videolarına bakabilirsiniz. Görüşmek üzere.